Sağ olun. Yer kirazı? Yer kiraz topluyorum. Evet, durum ne efendim yer kirazın da? Durumu şey yapamadık. Bir piyasa buldurup tüketimini yapamadık. Battı gitti. O kadar uğraştım. Ama iki kişinin ölmesinin sebebiyle hapından bizim yer kirazımızı batırdılar. Kalmadı. Bir anda sonlamak üzere. Yine de uğraşıyoruz, devam ediyoruz. Peki soran oluyor mu efendim yer kirazını? Soran oluyor. Eskiki müşterilerimizden, hastalık için kullananlardan soruyorlar. Yer kirazı yok mu diye. Biz de yok diyoruz. Boş çağırıyor ama yine de kullananlar, faydasını görenler soruşturuyorlar. Niye faydalı şimdi bunlar? Bu ekseriyetle en fazla şeker, kolesterol, tansiyon düşürür, kolesterolü düşürür, şekeri düşürür. Bilakis bağırsağı düzenler, bağırsağı düzenlemesi çok hassas. Horoslatı faydalı. Horoslatı önlüyor. Şifalı bir ürünüz ama... Çok da tanıtımını yaptık. Çok da tanıtımını yaptık. Çok uğraştı. Bakanlara da gitti. Başbakanıma da gönderdim. O anda çok ileri tanıtımlı bir meyvede ama indirse fış yapmadı. Sizden başka diken oldu mu bunun? Olmadı. Önce birkaç kişi diktiler de onlar da tüketimini sağlayamayacağız, satamayacağız. Vazgeçtiler. Ben de şimdi şu anda ben bir yerim olmadığı için fazla bir. Ben de vazgeç etmek üzereyim. Tükenmesin diye burada birkaç kok üretiyorum yine de sevdiğimden yani, ayrılamıyorum. Yani şey mi diyebiliriz? Diyebilir miyiz buna? Yani yer kirazına sahip çıkılmadı mı? Yer kirazına sahip çıkan olmadı. Fazla ilgilenen olmadı. Damak tadına, herkesin damak tadına uymadığı için ama şifalı olduğu halde sahip çıkan olmadı. Ne devletimiz sahip çıktı, ne vatandaşlarımız sahip çıktı ama çok faydalı bir ürünüydü. Buna devlet desteği var mı? Önce verdilerdi, desteği üretmek için. Biz ürettik ama tüketimini uygulamadılar. Yani üretim desteği var? Üretim desteği var, tüketim desteği yok. Pazar yok? Pazar yok. Pazar olmadığı için. Bize pazarı var diye ektirdilerdi o zaman. Biz alacağız dedilerdi. Onlar da bakanımız da alacağız, bakan ilişkisi da alacağız, vazgeçtiler. Satış olmadı. Kaç yıldır mücadele ediyorsunuz? 8 yıldır, 10 yıldır ben bu ürünü tanıtmak için mücadele ettim ama tam detaylı olarak tanıtamadım. Evet, teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Çiftçilerime bu ürünün bir zorluğu yoktur. Bizim çiftçilerimiz sadece tüketimini sağlayamadıkları için kaldı. Hani tüketimini olmadığı için, piyasa olmadığı için eken olmadı. Yoksa çiftçilerimiz çok memnundu. Öteki meyveler gibi fazla ilacı yok. Fazla emeği yok. Evet. Ekiyorsun, bağlıyorsun, suluyorsun, bir tek ilaç yapıyorsun. Topluyorsun, gelecek sene yine bu diyorsun. Tekrar yine ürüyor. Hani bunu, fide parası, evet, ilaç parası, çapalama parası, masrafı yok yani fazla. Yani bir domates ekşiliğe bakın. Domateslerine bakın. Domatesin üretimiyle, altın çileği üretimi arasında yarı yarıya fark. Kuruttunuz bir ara, kurusundan? Kurusundan da fazla fark edilemedik. Sadece kurusu ne oldu? Bize daha uzun ömürlü, satışında erimemek, çürmemesi için manasıyla. Daha fazla faydalandık, orada bir şey oldu yani. Ha, tohum elde ettiniz. Tohumunu elde ettik. Kurusunu elde ettik ama yine de değerlendiremedik. Şimdi sizin sahipsiz kalmanızın nedeni hem yetkililerin sahip çıkmaması, hem pazar bulunamaması, hem de herhalde zayıflama haplarından içerisinde yer kirazı bulunduğu iddia edildi. İnsanların öldüğü söylendi. Orada dolayı biz yattık. Bizim iş battı yani, olmadı. Devlet bize de sahip çıkmadı, bir, dediğiniz gibi. İkinci bir şey, bu hapından, merdiven altındaki yaptıkları hapından dolayı iki kişi öldü. Bunu da altın çileğe şeyine boğurdular. Onunla bir ilgisi olmadığı halde, altın çilek her zaman için, ben her an için yiyorum, her zaman yiyorum. Öylece olsaydım ben ölürdüm. 10 yıldır ben altın çilek yiyorum ama çok faydasını gördüm, çok detaylarını gördüm ama biz vatandaşlar bir ünlünün bu şöyle de dediği zaman hemen poşta veriyorlar.
Bir doktor dese ki altın çilek faydalıdır, yiyin dese. Öte yanda bir ünlü de dese ki altın çilek zehirlidir, yemeyin dedikleri zaman ünlüye uyuyorlar, doktora uymuyorlar. He, anladım. Hani bizim zararımız burada oldu. Aslında bu altın çilek çok faydalı, şifalı bir ürün. Bahçeden, tarladan, evinden kesilmeyecek bir ürün. Bizim kırmızı çileğimiz yer çileğinden daha faydalıdır yani. Onu ben kötülemiyorum da. Evet. O çileğe göre bu altın çilek daha faydalı, daha şifalı bir ürün. Evet. Ama biz yine de yaranamadık, yarandıramadık. Memleketimizde yeni bir ürün yetiştirelim diye uğraştık. Yine de yetiştiremedik. Ne kadar alan dikimi yapılmıştı burada? Burada 10 bin dönüme, 10 dönüme yakın dikim yapılmıştı bir ara. Evet. Hepsi zarar etti. Satış olmadığından dolayı, evet. İhracat olmadığından dolayı. Hepsi boşluğa verdi. Tek ben kalmıştım. Ben de dolandırıldığımdan dolayı, fazla müşteri bulamadığımdan dolayı. Hobiler alabiliyor. Sadece hobi olanlar alıyor. Evet. Bilgisini bilenler alıyor. Peki şu an ne kadar kilosu? Alıyor. Kilosu ne kadar? Şimdi şu anda ben de pek bilmiyorum ama en aşağıda yine 40-50 lira var. Nerelerde yetişiyor? Hangi illerde? Bu her yerde yetişir. -5 ile 35 derece arasında olan yerde her zaman yetişir. Yani 35 derece sıcaklığı geçerse meyve vermez. Meyve tutmaz, çiçek meyve tutmaz. -5 dereceye düşerse de çiçek meyve tutmaz. O aradan ne olursa olsun yetişiyor. Yani şu anda Türkiye'nin neresinde hasatı var? Nerede bulabiliriz? En fazla Akdeniz sahillerinde. Evet. Ege sahilinde. Evet. Buralarda daha çok yetişiyor. Harran Ovası'nda daha yetiştiriyorlar. Yetiştirdiler bir ara. Çok güzel. Bursa'da oraları çok yetişiyor diye. Ama ekseriyetle ana vatanı Akdeniz bölgesi. Sıcak bölgeler yani. Önümüzdeki günlerde fuar var. Fuar için yer kiraz istediler mi? İsteyen oldu da ben yok dedim. Yok çünkü değil mi? Yok. Tamam. Sadece ben bu hobi olarak burada birkaç kok şeyimi kesmemeyeyim diye yetiştiriyorum. Yani şu yeteri kadar olgunlaşık, hatta çatlamış. Olmuş. O çatlamış mı? O daha fazla yebeni diyor. Çatlamış. Gözündeki çekirdeği, meyvesinin güzelliğine, özelliğine bak. Vitamin dolu.